En son bir tren yolu yapmıştık yolcu taşımacılığı için. Antalya'dan İstanbul'a trenimiz aktif bir şekilde çalışıyor şu an. Hatta şöyle bir yakınlaşalım trenimize. Durumu neymiş, kaç kişi taşıyormuş bir bakalım. Evet, şu an 2 kişi götürüyor. 24 kişi kapasitesi varmış trenimizin. Şimdi bizim trenimizi genişletmemiz lazım, geliştirmemiz lazım. Tabii paramız biraz az. Öncelikle bir para yapmamız gerekiyor. Bunun için biraz beklememiz gerekecek haliyle. Belki farklı şu rotalarımıza bir bakalım birlikte. Evet, her yeri bağlamışız zaten bir önceki bölümde. Şimdi bizim sadece biraz bekleyip para yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra yük taşıma işlemine gireceğiz. Yük taşıma işleminde bir önceki bölümde yüzeysel olarak bahsetmiştim. İşte çiftlikten fabrikaya, fabrikadan şehre bu şehrin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız birlikte. Görevleri ve alışveriş ihtiyaçlarını karşılayacağız bakalım yapabildiğimiz kadarını yapacağız. Şimdi oyunda mod ekledim demiştim. Bu modları yine aktif etmedim ben. Hala modsuz olaraktan oynayacağız. Bu bölümü modsuz bir şekilde çalıştırdığım için. Modları aktif ettiğim zaman bazen oyun crash olabiliyor, patlayabiliyor. O yüzden modsuz başladık, modsuz devam edelim dedim. Ayrıyeten yine olmazsa başka bir bölümde kendi oluşturduğumuz bir haritayla modlarla oynayabiliriz. Şimdi sadece oyunun nasıl oynanacağı, nasıl oynanabildiği ne anlatan bir video çekmeye çalışıyorum. Evet, şimdilik biraz bekleyelim. Bir para yapalım biraz. En azından 1 milyon dolara ulaşalım ki yük taşıma işlemine girebilelim. Bu arada yıllar da biraz geçsin ki yeni araçlarımız çıksın. Daha rahat, daha kolay bir şekilde taşıma yapabilelim. Arkadaşlar, 2 milyon 300 bin dolar sanırım bizim yük taşıma işlemine girmemiz için yeterli bir meblağ. Şimdi öncelikle bir yük taşıma için yük terminali yapmamız lazım. Şuradan yük terminalimizi seçelim. Yük terminalimize ulaşalım. Şöyle büyüğünden yapalım hepsine de. Şimdi buradan şuraya yani fabrikaya, fabrikadan da şehre götüreceğiz. Dolayısıyla hepsine de bu yük terminalinden yapmamız gerekiyor. Şöyle şuraya bir yük terminalimizi koyalım. Bu arada 1917 yılına gelmişiz. 1917 yılına kadar da illaki motorize yeni bir araç çıkmıştır. Hemen onlara da bakarız. Öncelikle şu istasyonlarımızı bir koyalım. Şu şekilde koysak sanırım iyi olacak. Evet. Bir tane de şehre koymamız gerekiyor. Şehrinde hemen şehre o kadar büyük yapmamıza gerek yok çünkü burada mal birikmeyecek. Şöyle şuraya koyalım. Evet. Şimdi bir araç satın almak için hemen çiftliğin yanına biz araç satın alma binamızdan yapalım. Şu şekilde. Bir bakalım bakayım arkadaşlar yeni araç çıkmış mı rotamızı oluşturmadan önce. Evet, bayağı bir araç çıkmış. Biz yük taşıyacağız. Kamyonetimiz çıkmış. Güzel. 8 tane yük taşıyor. Güzel. Kamyonlarla taşıyacağız artık. Bu arada bizim otobüsümüz de çıkmış. Hemen şu güzergahımızdaki otobüsleri de yenileyelim arkadaşlar. Trenimizde de yolcu sayımız bayağı bir artmış. Buraya da vagon ekleyelim. Trenimize de vagon ekleyelim. Öncelikle yük taşıma işlemine geçmeden önce bir otobüslerimizi yenileyelim. Çünkü bunların
giderlere bir hayli fazla. O dolayısıyla bizim kârımızı düşürüyor. O yüzden hemen rota seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan tüm araçlarımızı şu dolar simgesine bastığımızda önce garaja çağırıyor. Garaja gelir gelmez de satıyor. Şimdi bizim bunu takip edebilmemiz için hangi rotada ne kadar bekleyen var onu görmemiz lazım. Şöyle şuradaki rota şimdi 24'e 24 diyor. Trenimiz full çalışıyormuş. Buraya takviye yapmamız gerekecek. Yine İstanbul Antalya yolcu 25'e 25, 10'a 10. Yani bunların hepsi full çalışıyor demek arkadaşlar. Buralara ekstradan araç takviyesi yapmamız gerekecek. Şimdi önce bir oyunumuzu durduralım. Daha sonra hemen İstanbul Ankara yolcu. Burada 15 kişi varmış. 14 kişi taşıyormuş şu anda. Yani bunun 15 kişilik bir araç almamız lazım. Hemen şuradan sat diyelim. O araçları çağırsın ve satsın. Dolayısıyla bizim şuradan yeni aracımızı hemen alalım. 15 kişilik kapasiteli yolcu taşıyacak. 8 tane varmış. 2 tane alsak yeterli olacak sanırım. Yeşilmiş bunun rengi arkadaşlar. Hemen yeşile de boyayalım şöyle. 2 tane bundan alıp İstanbul Ankara yolcu rotamıza gönderelim. Daha sonra İstanbul Antalya yolcu rotamızda hemen bakıyoruz. İstanbul Antalya yolcu rotamızda 25 kişi varmış. Yani bekleyen 25 kişiymiş. Daha doğrusu şu an 25'te 25 full çalışıyormuş. Bizim kapasitemiz full doluymuş. Burada hemen bir bakalım bekleyen sayımıza bir bakalım şöyle bir rotamıza gelelim. 6 kişi burada bekliyormuş sanırım yeni almışlar yolcuları. Evet, bir de şuraya bakalım. İstanbul Antalya 12. Yine buraya da 2 tane alalım olmazsa takviye yaparız. Şöyle İstanbul Antalya. Gerçi burada kaç tane varmış şu anda? 2, 4, 5 tane varmış. 25 kapasitesi varsa o zaman kaç tane alalım şöyle? Passenger. 8 kişi taşıyormuş arkadaşlar. 3 tane alırsak 24 yapar. 4 tane biz alalım yine. 4 tane şuraya. İstanbul Antalya yolcusu rahat rahat gitsin gelsin. Bunu da İstanbul Antalya'ya. Gerçi önce şunları bir satalım. İstanbul Antalya yolcusu hepsini bir satalım. Daha sonra bekleyenleri de İstanbul Antalya'ya gönderelim. Şimdi İstanbul İzmir yolcusu varmış arkadaşlar. İstanbul İzmir'e bakalım hemen. 10'a 10 diyor. İstanbul İzmir'in pardon. Şöyle İstanbul İzmir'e bir bakalım. Burada bekleyen kişi sayısı nedir? Trabzon, Bursa. Bu arada bayağı bir kalabalıklaştı. Şunları bir kapatalım. İstanbul, İzmir. Evet, şu turuncu rota. Turuncu rotada burada bekleyen sayımız nedir? Bir kişi bekliyormuş. Burada bekleyen sayımız nedir? İstanbul, İzmir. 7 kişi bekliyormuş. Dolayısıyla bizim buraya bir tane koysak şimdilik yeterli olacak. Eğer ki ihtiyaç olursa yine takviye yaparız. Şuradan rotamızı seçelim. İstanbul İzmir rotamızdaki araçlarımızı bir çağırıp satalım. Daha sonra bir tane hemen turuncu renge boyayıp bir otobüsümüzü alalım. Onu da İstanbul İzmir rotamıza gönderelim. Daha sonra İstanbul Trabzon yolcu rotamızda bakalım hemen. İstanbul Trabzon yolcu 10 kişiymiş. 7 kişi taşıyormuş. Dolayısıyla buraya bir tane alsak yeterli olacak arkadaşlar. Hemen şu eski sobalarımızı geri satalım. Lacivert bir rengi varmış. Laciverte boyadık. İstanbul Trabzon'a bir tane aldık. Onu da rotamıza
gönderdik. Daha sonra Trabzon Adana yolcumuz varmış arkadaşlar. Trabzon Adana yolcumuz şuradaki araç binamızdan alırsak daha çabuk rotaya ulaşacak. O yüzden hemen Trabzon Adana yolcumuz kaç taneymiş arkadaşlar? Full çalışıyormuş. 15'e 15 çalışıyormuş. Burada bayağı bir birikme var galiba. Evet, 16. 2 tane araçlık bir kapasitesi var şu an. Adana'da bekleyen sayısı neymiş? 11 de buradaymış. O zaman dolayısıyla bizim buraya kırmızı İstanbul Adana şey pardon Trabzon Adana rotamıza 2 tane alsak yetecek şimdilik. Şunları hemen çağıralım ve satalım. Daha sonra bizim buradaki evet araç alma binamızdan yolcu taşımadan 2 tane kırmızıya boyayıp alalım. Bunu da hemen Trabzon Adana rotamıza gönderelim. Daha sonra son olaraktan da Trabzon Bursa varmış arkadaşlar. Burada da yine 21'e 25 3 tane alsak yetecek. Şu açık mavi. Evet şurası. Burada bekleyen sayısı kaçmış? Ona da bir bakalım. 28 kişiymiş. O zaman biz buraya 4 tane alalım arkadaşlar. Gerçi git gel yapacak ama mesafeden dolayı mesafede fazla uzak değil. 3 tane mi alsak? 24 kişi kapasiteli. Burada bekleyen sayısı nedir? 20 de burada varmış. O zaman biz buraya 3 tane alalım ya. Daha sonra olması takviye yaparız. Hemen bunları da çağıralım. Satalım. Daha sonra Trabzon Bursa'ya 3 tane açık maviye boyayıp şöyle şu renk mi? Evet. 3 tane alalım bundan. Bunu da Trabzon Bursa yolcu rotamıza gönderelim arkadaşlar. Şimdi otobüslerimizin hepsini yeniledik. Şunları şöyle kapatayım. Yeni çıkan otobüslerimize bir bakalım nasıl bir şeylermiş. Şöyle hatta şuradan. Evet, en azından artık sobadan kurtulduk. Arabaya benzer bir otobüse benzer bir şeyler çıktı. Fena da değil. Şirin bir otobüs. Tabii 1918 yılındayız daha. Yani böyle bir aracı bulduğumuza da şükretmek lazım. Evet, rengarenk şeker gibi gidiyorlar.